Bakış'tan merhaba. Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde Elbap'ta çatışmalar devam ediyor. Elbap'ta IŞİD üyelerinin bomba yüklü araçla yaptıkları saldırı sonucunda en az 5 Türk askeri yaşamını yitirdi, 9 asker ise yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte 24 Ağustos'tan bu yana sürdürdüğü Fırat Kalkanı operasyonunda Elbap civarında IŞİD üyeleri Türk askerine bomba yüklü araçla saldırdı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Elbap'ın Suflaniye bölgesinde gerçekleşen saldırı sonucunda en az 5 asker hayatını kaybetti, 9 asker yaralandı. Açıklamaya göre saldırının ardından IŞİD mevzileri karadan ve havadan vuruldu. Yaralı askerler Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi. ABD'de Donald Trump bugün törenle yemin ediyor ve başkanlık görevini devralıyor. Yeni başkanın yemini ve devir teslim töreni hafta sonu geleneksel olarak çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Törenin ilk ayağı olarak kabul edilen Lincoln anıtını selamlayan kısa bir konuşma yapan Trump, Amerika'yı tekrar büyük yapacağız dedi. New York'tan Washington'a taşınan Trump, bugün yapılacak törenle Amerika'nın 45. başkanı olarak göreve başlayacak. 200 milyon dolara mal olan törene 900 binin üzerinde kişinin katılımı bekleniyor. Törene katılımın son iki törene kıyasla daha düşük olacağı tahmin edilse de Cumhuriyetçi kesimin büyük katılım göstermesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri tarihine baktığımızda birçok görkemli yemin töreni var. Ve bunlardan en görkemlisi 750 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Dwight Eisenhower'ın 1953'te göreve başlama töreniydi. Barack Obama 2009 yılında göreve geldiğinde ise o güne kadar görülmemiş bir topluluk, resmi rakamlara göre 1.8 milyon kişi alanda töreni izlemek için toplanmıştı. 2017 yılına geldiğimizde ise Donald Trump hakkındaki birçok eleştiri ve protestonun eşliğinde bugün görevi devralıyor. Trump'ın göreve başlama töreniyle ilgili en çarpıcı durum, üst düzey 6 dini liderin törene katılacak olması. Törende ilk olarak Trump ve başkan yardımcısı seçilen Mike Pence, Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki meçhul asker anıtına çelenk bırakacak. Ardından Amerika'yı yeniden büyük yapalım başlıklı bir konser verilecek. Konserin ardından Trump ve Pence halka hitap edecek. Yarın düzenlenecek olan törenin ardından Barack Obama ve Trump, Kongre Sarayı'nın yakınındaki bir kilisede dua edecek. Ardından Trump, ABD Yüksek Mahkemesi Başyargıcı John Roberts'ın önünde sol elini İncil'in üzerine koyarak yemini gerçekleştirip Beyaz Saray'a geçecek. ABD'de başkanlık için ilk yemin töreni 1789'da New York'ta George Washington'ın ülkenin ilk başkanı olmasının ardından düzenlenmiş ve o günden beri küçük değişikliklerle de olsa her başkan için düzenleniyor. Evet, Güne Bakış'ta bugün konuğumuz Demokrasileri Koruma Vakfı kıdemli analisti ve 24. dönem CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir. Erkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İsterseniz şöyle başlayalım Erkan Bey. Donald Trump görevi devraldı, alacak eli kulağında diyelim. Kendisi bir iş adamı, sizce ABD'yi bir iş adamı gibi mi yönetecek, bir şirket gibi mi yönetir? Tam şu anda biz canlı yayındayken seçilmiş Başkan Trump da Beyaz Saray'dan Kongre'ye doğru yola çıktı. Hatta tam şu dakikalarda başlaması gereken bir törenle görevi devralacak. Bugün Amerika Birleşik Devletleri için tarihi bir gün. Çünkü ilk siyah başkanın 4+4, 8 yıllık görev süresinin sona erdiği bir dönem. Aynı zamanda az önce televizyonda, Amerikan televizyonda yorumcular diyordu ki ilk defa da bir siyah başkan bir başka başkanın yemin törenine ev sahipliği yapacak diyor, yemin törenini yürütecek deniyordu. Hani bu anlamda Amerikan tarihinde önemli bir dönüşüm noktası. Bir diğer çarpıcı noktada Cumhuriyetçi Parti'nin kendi içinde de oldukça çalkantılara yol açmış bir popülist başkanla, yani kendi partisiyle de ilişkisi sıkıntılı, gergin olan, hatta geçmişi çok Cumhuriyetçi Parti'ye yakın olmayan bir başkanla hem senatoya hem temsilciler meclisine hakim olan Cumhuriyetçi Parti'nin yeni ilişkisinin şekilleneceği bir dönemin başlangıcı. Dolayısıyla Amerika'da 1945 yılında yemin törenleri naklen yayınlanmaya başladığından beri, Truman ile başladığından beri belki de en heyecanlı geçiş dönemlerinden birini yaşıyoruz.
Burada söz konusu olan Trump'ın Amerika'da barışçı geçiş olarak adlandırılan bir süreçle çok çetin bir mücadele yaptığı, rakiplerinin de huzurunda başkanlığı devralıyor olması. Aslında Türkiye açısından da buradan çıkarılacak önemli dersler var. Çünkü işte barışçı geçişten kasıt aslında hani iktidarın barışçı yollarla el değiştirmesi ve çok çetin, çok keskin mücadele etmiş siyasi rakiplerin bile işte aynı törende aileleriyle birlikte bir araya gelip buluşabilmesinin çok önemli bir sembolik anlamı var. Şimdi buradan hemen sorunuza da geçelim. Peki Donald Trump işte bu geçiş sürecinden sonra yine bir iş adamı kimliğiyle, bir iş insanı kimliğiyle mi karşımıza çıkacak? Yoksa Donald Trump'ta bazı değişiklikler, bir devlet yöneticisi vasfını içselleştirmiş bir kişi görecek miyiz? Washington'daki çeşitli analistler yine iş dünyası karakterinin çok baskın olacağını iddia etmekteler. Geçtiğimiz günlerde Washington Post'ta yayınlanan bir köşe yazısında Washington'daki düşünce kuruluşları için çok zor bir dönemin başladığı, hatta bu düşünce kuruluşları ekosisteminin ölebileceği iddia edildi. Çünkü Trump'ın yaptığı ilk atamalarda ağırlıklı olarak isimlerin ya iş dünyası çok başarılı olmuş isimlerden ya da ordudan geldiği ifade edildi. Bundan önceki yönetimlerde oldukça ağırlıklı olarak düşünce kuruluşlarında hazırlık yapan, çalışmalar yürüten kişilerin yönetimlerde etkin ve ağır olduğu görülüyordu. Bunun da mantığı olarak şu dile getiriliyor. Donald Trump Washington'daki yerleşik düzene yani müesses nizama karşı gelmiş bir popülist lider. Washington'daki hem cumhuriyetçi hem demokrat düşünce kuruluşları ikliminde aslında bu yerleşik düzene karşı çıkan, bu düzeni değiştirmeye çalışan, kendisinin özel işte ilişkiler dediği, özel çıkarlar dediği bir dünyayla mücadele eden bir başkan portresi çizeceği düşünülüyor. Şimdi yerleşik düzenden söz ediyoruz. ABD'nin dış politikasında da yerleşik düzenin en büyük savunuculuğu NATO'dur ve aynı zamanda da Rusya karşıtlığıdır. Trump'ın bu iki konuda en azından şu anki açıklamalarına bakılarak aynı kanıda olmayabileceği görülüyor. Sizce gerçekten de NATO'nun biraz formunu değiştirip ABD'nin eski durduğu yerde durmayan bir çizgiye çekmesi ve Rusya'ya yakınlaşması mümkün mü Trump'ın? Önce NATO'dan başlayalım çünkü gerçekten de NATO meselesi Türkiye'de çok yakından ilgilendiren bir mesele. Donald Trump'ın NATO'nun bugünkü yapısıyla, bugünkü iç ilişkileriyle ve dünyadaki konumuyla çok da mutlu olmadığı çok aşikar. Dolayısıyla şunu kesin bir dille söyleyebiliriz ki NATO konusunda belki tıpta Birleşmiş Milletler söz konusu olduğu gibi bazı değişikliklere gitmek isteyecektir. Fakat aynı zamanda şunu da unutmayalım, yine Trump'ın ekibinde de çok uzun yıllar orduda görev yapmış üst rütbeli subaylar var. Dolayısıyla onların da ne güçlü bir NATO perspektifi olacaktır. Dolayısıyla Trump ekibinin içindeki gerilimler, müzakereler, pazarlıklar Trump'ın NATO'ya, öncelikle NATO'ya, daha sonra da Rusya'ya bakışını şekillendirecektir diye düşünüyorum. Örneğin yine bu sabah açıklama yapan bazı kongre temsilcileri, ki cumhuriyetçi kanattan bazı temsilcilerdi bu temsilciler, seçimlere Rusya'nın karışmış olmasının önemli bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu ve yeni dönemde kongrenin yapacağı ilk işlerden birinin hem demokrat hem cumhuriyetçi kongre üyelerinin katılımıyla Rusya'ya yeni bir yaptırımlar paketi getirmek olacağını söylediler. Yani dolayısıyla hani şunu hatırlamakta da fayda var. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den çok farklı. Türkiye'de iktidarın başının iki dudağın arasından çıkanlar ülkenin rotasını belirlemekte neredeyse tek belirleyici olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin egemen olduğu kongrenin iki kanadı da yani hem Senato hem Temsilciler Meclisi de yer yer Trump'la farklı noktalarda duracak. Belki özellikle de NATO ve Rusya konusunda farklı noktalarda duracak. Hatta Trump'ın kendi ekibinin içinde de bu konuda fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada bir müzakereci demokrasinin
süreçlerine tanık olabiliriz. Burada çeşitli pazarlıklara, al-ver ilişkilerine, pragmatizme tanık olabiliriz. Yani Türkiye'ye göre belki bu anlamda volatiliteyi, yani bir liderin iniş çıkışlarını, gelgitlerini dengeleyebilecek kurumlar ve süreçlerin olduğunu unutmamak gerek Amerika'da. Erkan Bey, şimdi konuyla ilgili bir haberimiz var. İsterseniz onu izleyelim, daha sonra sizinle tekrar devam edelim. Medyascope TV özel yayınında ABD'nin 3 farklı eyaletinden Sinan Erensu, Onur Bakıner ve Murat Altun, Obama dönemini arkadaşımız Gülener Kırnalı'ya şöyle değerlendirdi. Döneminin belki genel Amerikan siyasetine yaptığı en büyük etki ya da katkı, bakış açınıza göre değişebilir, kimlik siyasetini Amerikan siyasetinin görünür yüzü haline getirmesiydi. Özellikle hani siyah bir başkan hali hazırda. Irk ilişkileri daha belirgin hale geldi. Siyahlara yönelik şiddetin artmasıyla siyah halkları protestoları ön plana çıkmaya, kimi Amerikan şehirlerinde isyan boyutuna varmaya başladı. Bu işin bir boyutuydu. Diğer boyutu da özellikle eşcinsel hakları ve evliliğinin artık anayasal düzeyde Amerika'da tanınır hale gelmesi. Dolayısıyla bu ikisi bir araya gelince bir anda Obama kimlik politikalarını destekleyen, onları görünür kılan, onlara yasal bir düzen ve düzey sağlayan bir başkan pozisyonunu almış oldu. Bir yandan verdiği sözler var. Özellikle toplumun en çok ezilen kitlelerine verdiği sözler var. Bir yandan istediği reformları getirmesi çok zor. Ve o noktadan sonra Obama yönetiminin yine de bir şeyler yaptığı ama bazı konularda da yalpaladığını görüyoruz. Bence yani birincisi ve en önemlisi bu. Kitlelerle ilişkisine geldiğimiz zaman Obama hem 2008'de hem de 2012'de siyahları en büyük oranlarda seçimleri çeken başkan. Yani Amerika seçimleriyle ilgili ilginç bir şey. O bakımdan Türkiye'yi pek andırmıyor. Genellikle oy verme oranı %50'lerin altında kalıyor. İnsanlar genel olarak farklı sebeplerden ötürü oy vermiyorlar ya da veremiyorlar. Dolayısıyla aslında insanları oy vermeye, ikna etmek, seçimi kazanmak anlamına bile gelebiliyor. Ve Obama'nın yaptığı şey bu. Toplumun en çok, en yoksul, genelde siyah olan, genelde yoksul mahallelerde yaşayan kesimlerini oy vermeye ikna edebiliyor. Mesela bana şey çok ilginç gelmişti. Hillary Clinton 2016 seçimlerinde Obama'nın 2008'de aldığı oydan daha az oy alarak seçimi bitiriyor. Ki bu arada tabii nüfus büyüyor. Göç dalgası var. Yani aslında 8-9 milyon daha fazla göçmen var ama Hillary Clinton daha az oy alabiliyor. Burada birincisi tabii ki bir takım kişisel faktörler var. İşte Obama'nın karizması gibi. Obama'nın verdiği değişim mesajı gibi. Ve Hillary Clinton'ın genel olarak düzenin adayı olarak insanlarda bu heyecanı, kendi destekçilerine dahi bu heyecanı yaratmaması gibi faktörler kesinlikle var. Yani ne kadarı tamamen Obama'ya olan hayal kırıklığı, ne kadarı aslında Hillary Clinton'ın kendisine olan hayal kırıklığı, bu da tartışma götürür bir şey. Hatırlayacağımız şey tabii insan hafızası son birkaç yılda sınırlı. Yani ilk başta hatırlayacağımız şey Suriye krizi ve son birkaç yıl içerisinde olanlar. Bu da Türkiye'de aslında farklı farklı cephelerin Obama'ya karşı mesafesinin iyice artmasıyla neticelendi. Sadece iktidarda, siyasi iktidar değil aslında muhalif olup yurt dışından Türkiye'deki insan hakları ihlallerine tepkiler bekleyen gruplar da ve her zaman ilk bakılan yer Beyaz Saray olan gruplar da her zaman ilk baktıkları yer Beyaz Saray olan gruplar da büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydi. Yani sadece AKP ile sınırlamamak lazım bu hayal kırıklığını. Kendilerini muhalif olarak adlandıran Türkiye'deki gruplar da dış merkezlerden özellikle de Beyaz Saray'dan böyle bir tepki, kulak çekme falan artık hani bunun adı ne oluyorsa uyarıların, itirazların yükselmesi gibi şeyler bekliyorlardı. Bu gerçekleşmedi. Aslında bu da Obama dış politikasının daha izolasyona yakın bir dış politika olmasından belki de kaynaklanıyordu. Güne Bakış'ta konuğumuz Aykan Erdemir ve onunla devam ediyoruz şimdi tekrar. Aykan Bey, şöyle başlayalım yeniden. Şimdi Trump'ın kabinesinde çok farklı isimler var, çok farklı da özellikleri var aslında ama bir tane ortak özellikleri var baktığımızda.
radikal İslamcı terör örgütleriyle mücadele konusunda net bir ekip gibi görünüyor. Sizce Trump döneminde özellikle ABD'de radikal İslam karşıtlığı ve radikal İslam'la mücadele konusu daha da mı sertleşir? Evet, Trump kabinesi gerçekten çok renkli, çok sesli. Ama önemli bir ortak payda yalnızca İslami terörle değil, şiddet içermeyen radikal İslam unsurlarıyla da mücadele çok kararlı, çok keskin bir ekip. Bu noktada da Washington'ı yakından takip edenler aslında çok fırtınalı bir dönemin yalnızca Amerika içinde değil, dünyada da geleceğini öngörebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Obama dönemine kıyasla çok daha keskin bir dille ve belki çok daha keskin bir eylem çizgisiyle bu meselenin üzerine eğilmesi öngörülebilir. Hani bu anlamda da aslında Türkiye'de Trump'ın seçilmesiyle birlikte iktidar çevrelerinde ortaya çıkan büyük bir mutluluk ve beğeni ruh hali vardı. Washington'daki pek çok uzmanı da aslında şaşırtan bir ruh haliydi Ankara için. Bu ruh halinin keskin bir dönüş yaşayabileceğinden söz edebiliriz. Yani şu anlamda, çünkü Trump yönetimi yalnızca IŞİD ve El-Kaide noktasında ya da Hizbullah ve Hamas noktasında değil, aynı zamanda Müslüman kardeşler noktasında çok keskin bir ekip. Ve Müslüman kardeşler dediğimizde de anımsatmakta fayda var. Müslüman kardeşler Arap Baharı boyunca Türkiye'nin en yakından desteklediği, bir anlamda da hem ideolojik hem siyasi olarak da Türkiye'deki iktidarla bir yakınlık, bir kardeşlik ilişkisi bulunan bir hareket. Hani bu anlamda Trump yönetiminin Müslüman kardeşler de dahil olmak üzere İslami hareketlere yönelik olumsuz tavrı Türkiye ile olan ilişkileri de yansıyabilecektir. Bu birinci önemli nokta. İkinci önemli nokta, yine başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu'da da büyük tepki dalgaları doğurabilecek mesele. Trump'ın başkanlığı döneminde İsrail'in başkent olarak Kudüs'ü tanıyıp büyükelçiliğini de, Amerikan büyükelçiliğini de Kudüs'e taşıma sözü. Bu da yine Filistin'de, Orta Doğu'da ve belki de Türkiye'de hükümet nezdinde tepki doğurabilir. Ama yine aynı çerçevede okumakta fayda var. Son olarak da şunu vurgulayalım. Yine bu hafta Washington Post'ta çıkan önemli bir değerlendirme vardı. Yazar diyor ki, Josh Rogin, kabineye değil aslında 3 isme dikkat edin diyor. Özellikle geçiş döneminde ve bu belki de ilk 100 günde Trump rotasını belirlemede çok etkili olan isimler olarak da öncelikle popülist yeni sağ medyanın gurusu Bannon. Kendisi diyor Trump'ın ideolojik markasından sorumlu olacaktır diyor. Trump'ın damadı Kushner, o da diyor bir şahıs, bir kişi olarak Trump algısını yönetmekten sorumlu olacaktır diyor. Ve de Beyaz Saray'da Pribus, o da geri kalan her şeyden sorumlu olacaktır diyor. Yani bu Troika'ya baktığımız zaman, bu üçlü yapıya baktığımız zaman da hani bir yönüyle işte o popülist sağ siyasetin ideolojisinin renklerinin sıklıkla bulaştığı ama bir yönüyle de damadı üzerinden iş dünyası pragmatizminin bulaştığı bir yönetimden söz edebiliriz. Dolayısıyla hani Türkiye-Amerikan ilişkilerinde de bu radikal İslam meselesi ideolojik boyutuyla, popülizm boyutuyla çok sıkıntılara gebe. Herhalde Türkiye açısından burada umulan şu ki diğer pragmatik, yani daha iş dünyasına dönük yüz ile bir iletişim kurmak ve radikal İslam'la mücadelenin yarattığı tahribatı iş ve pragmatizm üzerinden bir anlamda dengelemek mümkün olur diye umacaktır hükümet. Burada IŞİD'le mücadele noktasında baktığımızda Türkiye'nin beklentileri ABD'nin belki de PYD-YPG çizgisiyle de arasına daha fazla mesafe koymasıydı ama belli oluyor ki, siz de yayından önce de konuştuk, Brett McGurk'ün tekrardan görev yapılmasının istenmesi bu ilişkiyi daha başlamadan kırabilir mi? Çok önemli bir tespitte bulundunuz. Gerçekten de Trump dönemine ilişkin çok önemli bir ipucu IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk'ün görevine devam edecek olması. Bu niye önemli bir gösterge? Çünkü Trump'ın en önemli belirleyici özelliklerinden biri
Washington'da keskin bir kırılma, keskin bir kopuş getiriyor olması. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin çok başarılı büyükelçilerinden tutun da yine bürokraside çok başarılı olur. Siyasi atamaların hemen hemen hepsini görevden alıyor. Dolayısıyla Washington'da kapsamlı bir yeniden yapılanma getiriyor. Mevcut ekibi olduğu gibi değiştirip tamamen yeni bir ekiple geliyor. Ama bu süreçte de az sayıda ismi yerinde tutuyor. Bu isimlerden biri Türkiye'nin özellikle iktidar medyasında çok sıklıkla eleştirilen, Türk hükümetinin çok sık tepki verdiği Brett McGurk. Dolayısıyla hani burada bir süreklilikten, özellikle de IŞİD'le mücadelede bir süreklilikten söz etmek mümkün olabilir. Yine aynı zamanda Savunma Bakan Yardımcısı Robert Work'ın görevine devam edecek olması ve Ulusal Terörle Mücadele Direktörü'nün görevine devam edecek olması ince bir mesaj olarak yorumlanabilir. Yani Trump diyor ki ben Washington'daki yerleşik düzeni A'dan Z'ye dönüştüreceğim. Fakat bir noktada, yani terörle mücadele noktasında, ulusal güvenlik noktasında, radikal İslam'la mücadele noktasında bir süreklilik olacaktır demek istiyor diye düşünüyorum. Türkiye bu süreci nasıl götürebilir derseniz, biliyorsunuz yine Türk medyası, özellikle de iktidar medyası, Trump'ın seçilmesinin ardından böyle bir 180 derece dönüşün yaşanacağını ve yeni Amerikan yönetiminin bütünüyle Türk hükümeti çizgisine döneceğini düşünüyordu. Fakat bu ilk göstergeler pek de o algıyı vermiyor. Ama yine de bir dipnot koyalım. Son haftalarda, özellikle son iki hafta içinde Washington'da çok sayıda etkinlikte ve Washington'daki bazı gazetelerde şu dile getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Marksist örgüte, bir terör örgütüne, bir silahlı örgüte bu derece bel bağlaması, bu derece sırtını yaslaması doğru mu şeklinde? Özellikle de Cumhuriyetçi düşünce kuruluşlarının bir kanadından gelen bir eleştiri var. Dolayısıyla benim tahminim IŞİD'e karşı mücadele yine aynı rotada devam etmekle birlikte PYD-YPG ile olan ilişkileri belki daha farklı şekilde çerçevelendirme çabası da söz konusu olabilir. Bu da bilmiyorum Ankara'yı, Türkiye hükümetini ne derece tatmin eder. Aslında hemen hemen her soruda Türkiye-ABD ilişkilerine değindiniz. Her sorunun ayrıntılı olarak anlatırken Türkiye ile de olan bağlantısına değindiniz. Ama biz yine de bir Trump döneminde Türkiye-ABD ilişkisi nasıl olur? Sizden bir kısaca toparlamanızı isteyeceğiz. Sonuçta fiiliyatta şu an öyle görünmese de resmi olarak bölgedeki tek müttefiki neredeyse Türkiye diyebiliriz şu anda. Sizce nasıl ilerler Trump döneminde bu müttefik ilişkisi? Öncelikle Türkiye'den bakalım konuya. Türkiye'den Amerika'ya gelen, Washington'a gelen heyetlerin hemen hemen hepsi iki talepte bulunuyor. Biz bunu Türkiye'nin lobi faaliyeti kuruluşlarda da görüyoruz. Türkiye'nin iktidara yakın medyasında da görüyoruz. Fethullah Gülen'in iadesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD-YPG ile ilişkilerini kesmesi. Hı hı. Şimdi bu aslında bir anlamda sorunlu bir dış politika yaklaşımı olabilir Türkiye adına. Çünkü biliyorsunuz Türkiye-Amerika ilişkileri çok boyutlu. Yalnızca dış politika, güvenlik, ekonomi içermiyor. Bunun sosyal, kültürel, bilimsel yönleri de var. Yumuşak güç yönü de var, sert güç yönü olduğu kadar. Ve bu çok yönlü ilişkileri, bu kapsamlı ilişkileri çok sorunlu iki alana indirgeyerek, yani Fethullah Gülen'in iadesi ve PYD-YPG'ye indirgeyerek belki Türkiye kendisi açısından en iyi dış politikayı yapmıyor. En iyi kamu diplomasisini yürütmüyor. Çünkü her iki alanda önümüzdeki süreçte sıkıntılı olabilir. Bakın, işte IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk'ün görevine devam ediyor olması belki de yine PYD-YPG noktasında bir sıkıntıya işaret edecek. Yine bu hafta bir panelde de dile getirdiğim üzere örneğin Reagan-Thatcher dönemi ki İngiltere ve Amerika'da birbirine çok yakın iki başkanın, çok iyi anlaşan iki yöneticinin olduğu bir dönemdi. İşte o dönemde çok yüksek rütbeli bir İngiliz subayını silahla öldüren bir IRA militanı İngiltere'de mahkum olmasına rağmen gıyabında sığındı Amerika Birleşik Devletleri'nden bir türlü İngiltere'yi iade etmemişti.
ki Reagan'ın ağırlığını koymasına rağmen ve bu süreç mahkemelerde 10 yıla yakın sürmüştü. Yani bu davayı hatırlamakta niye bir fayda var? Bu şunu gösteriyor. Amerika'da yürütme ve yargı çok keskin sınırlarla birbirinden ayrılmış durumda. Ve eğer Beyaz Saray ve seçilmiş başkan ağırlığını çok güçlü şekilde koysa da işte Reagan'ın bu İRA militanı hakkındaki mücadelesi söz konusu. Yargı süreci uzayabiliyor ve 10 yılı aşkın bir sürüncemede kalabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de önümüzdeki 4 yıl Trump yönetimiyle ilişkisini iki sorunlu alana indirgemesi bence sıkıntılı. Bir an önce daha proaktif Türkiye-Amerika, Türkiye-NATO, Türkiye-Avrupa Birliği boyutlarını da içine katan bir pozitif yaklaşıma ihtiyaç var diye düşünüyorum. Şimdi Trump göreve gelmeden önce ekonomik olarak büyük vaatlerde bulundu. İstihdamı arttıracağı, Amerikan ekonomisi kalkındıracağı ile ilgili. Sizce bu hedeflerini yakalama şansı olur mu? Ekonomi biliyorsunuz Amerika'da siyaset söz konusu olduğunda her şey ekonomiden ibarettir şeklinde bir yaklaşım var. Belki de Trump'ın Amerika'da bırakacağı miras, Amerika'da bırakacağı, geride bırakacağı imajın en önemli unsurlarından biri ekonomi olacak. Çünkü dış politika, savunma konuları bir yana Trump'ın bu derece yoğun bir popülist dalgayı harekete geçirebilmesinin temelinde o başarılı iş insanı imajı vardı. Şu anda tıpkı 1950'lerde Türkiye'de yaşandığı gibi hani her mahallede bir milyoner olma heveslisi Amerikalılar var. Yani Amerika'da ekonomik zorluklar çeken kesimler önümüzdeki süreçte bir rahatlama yaşayacağını umuyor, inanmak istiyor. Fakat bu çok da kolay değil. Çünkü yine Türkiye'nin aksine Amerika'da bütçe ağırlıklı olarak yürütmenin değil, kongrenin kontrolü, yasamanın kontrolünde ve Trump'ın bir yandan vergileri kesme, bir yandan da kamu harcamalarını arttırmaya yönelik, ama kamu harcamaları derken yalnızca belli alanlarda, işte büyük kalkınma projeleri, hani tıpkı Türkiye'de olduğu gibi işte otoyollar, havaalanları, tren istasyonları gibi mega projeler de yatırımları arttırırken sosyal harcamalarda kısıntıya gitme planları bakalım kongreden geçecek mi? Bu birinci soru. İkinci soru yine ekonomideki önemli bir tartışma şu olacak. Bu kamunun özellikle mega projelerle harcamalarını arttırmak beraberinde bir enflasyonist baskı da getirebilir diye düşünülüyor. Yani bu noktada da Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarıyla bu süreci dengelemeye çalışacağı tahmininde bulunuyor. Bunun Amerika için belli sonuçları olacak ama daha büyük sonuçları yükselen piyasalara olacak. Özellikle Türkiye olacak. Çünkü Amerika'da Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gittiği bir süreçte Türkiye'de Türk lirası üzerindeki devalüasyon baskısı daha da artacak. Doların belki 4, belki 5 liraları gördüğü bir kısa vadeli süreçten söz etmek de mümkün olabilir. Dolayısıyla Trump'ın ekonomi politikalarını izlemek aslında beraberinde de Türkiye'nin o şu anda yükselen piyasaların en kırılgan ekonomisi olarak nitelendirilen Türk ekonomisini ve de en kırılgan para birimi olarak nitelendirilen liranın geleceğini de yakından şekillendirecek diye düşünüyorum. Aykan Erdemir, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Aykan Bey. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Transatlantik programında Ömer Taşpınar ve Gönül Tol, Trump döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğini Ruşen Çakır'a değerlendirdi. Mevlüt Çavuşoğlu burada biliyorsun. Evet. Türkiye ciddi bir şey yapıyor, baskı yaratmaya çalışıyor Trump yönetimi üzerinde. Mehmet Ali Yalçındağ'ın bir yazısı vardı, fikir yazısı. Washington Post'ta Mevlüt Çavuşoğlu'nun yazısı çıktı. Yani yeni yönetim görev başına gelmeden evvel Türkiye bir baskı unsuru yaratmaya çalışıyor. Ümit ne? Ümit Obama yönetiminden farklı bir politika izlenmesi. Özellikle Suriye'de, Orta Doğu'da Gülen meselesinde.
Bence özellikle Suriye konusunda ben çok da Obama'dan farklı bir çizgi izleyeceğini düşünmüyorum. Mesela Brad McGurk gibi Obama'nın IŞİD nezdindeki özel temsilcisi muhtemelen görevinde kalacak gibi görünüyor. Ve Brad McGurk biliyorsun Türkiye'de istenmeyen insan ilan edilmişti. Kürtlerle, YPG ile çalışmayı en çok destekleyen isimlerden bir tanesiydi. Onun pozisyonunu koruması Türkiye için bence kötü bir haber. Diğer taraftan işte Rusya'yla nasıl bir şey izlenecek, çizgi izlenecek? Bunlar havada. Senin söylediğin gibi Trump'ın bakan olarak seçtiği isimlerle Trump'ın kampanya sırasında söylediği şeyler birbiriyle çelişen şeyler. Dolayısıyla şu noktada bildiğimiz çok az şey var. Fakat Türkiye açısından Suriye konusunda özellikle bence çok da o hükümete yakın medyanın çizdiği gibi pembe bir tablo olmayacak. Trump bence Kürtlerle çalışmaya devam edecek ve hatta bence Kürtleri silahlandırmayı bile düşünebilir Trump yönetimi. ABD başkanlığını Donald Trump'a bırakacak olan Barack Obama'nın IŞİD'le mücadele özel temsilciliğini yürüten Brad McGurk, Brad McGurk'ün görevine devam etmesinin istendiği açıklandı. Bugün ABD başkanlığı koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın Beyaz Saray sözcülüğü görevi yürütecek olan Sean Spicer, dün yaptığı açıklamalarda yeni yönetimin yaklaşık 50 üst düzey yetkiliyle yola birlikte devam etmek istediğini duyurdu. Bu isimler arasında Savunma Bakanı Yardımcısı Robert Work, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Nicholas Rasmussen ve Obama'nın IŞİD'le mücadele özel temsilciliği görevini yürüten Brad McGurk yer alıyor. Brad McGurk, ABD'nin IŞİD karşıtı mücadelesinde PYD ve YPG ile işbirliğini yürüten isim. McGurk'ün temasları Ankara'da tepkiyle karşılanmıştı. Özellikle Kobani ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington terör örgütleri ile NATO müttefiki arasında tercih yapmalı açıklamasında bulunmuştu. Brad McGurk henüz Trump yönetiminden yapılan açıklamaya yanıt vermedi. Donald Trump bugün yapılacak göreve başlama töreniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olacak. 1% for the Planet adlı sivil toplum örgütünün ise bugün için farklı bir etkinlik planı var. Kendilerini sivil kuruluşlar, şirketler ve bireylerden oluşan bir evrensel ağ olarak tanıtan ve gezegenin sağlığı için çalışma amacıyla kurulan 1% for the Planet, son ABD başkanlık seçiminin çevresel etkisinin ne olacağı hala belirsiz olmasına rağmen gezegenimizin bize daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacı olduğuna eminiz diyerek harekete geçmeye karar verdi. Seçilmiş başkan Donald Trump'ın küresel ısınma hakkında attığı tweetler çevrecileri endişelendirmişti. Hava Temmuz'da olması gerekenden oldukça soğuk. Küresel ısınmaya ne oldu? Küresel ısınma kavramı Çin tarafından ve Çin'e yararı olsun diye Amerika Birleşik Devletleri imalatını rekabet dışı hale getirmek için yaratılmıştır. Out of Action hareketi iki adımdan oluşuyor ve ilki çarşamba günü tamamlandı. Programa göre takipçilerinize siz Out of Action için ne yapacaksınız diye soruyor ve harekete katıldığınızı duyuruyorsunuz. Göreve başlama töreninde ise kendi planınızı detaylarıyla anlatmanız gerekiyor. İlk adımı çarşamba günü tamamlanan Out of Action hareketine katılmak için yapmanız gerekenler, kurumsal ve bireysel katılımcılar için ikiye ayrılmış. Örneğin gözlük üreticisi Sanski bugün yapacağı bütün satışları organizasyona bağışlarken The Skinny Pancake ise satışların %10'unu bağışlayacak. Bireysel katılımcılardansa hareketin duyurulmasını sağlamaları ve harekete katılan şirketlere destek vermeleri isteniyor. Plana göre 18 Ocak'ta kampanyaya katılacağını duyuran kullanıcılar, bugün harekete geçmeyi seçtikleri konuyu sosyal medya hesapları üzerinden detaylandırarak paylaşacaklar. Benim yeminimin ön izlemesi. Çocuklarıma kapsamlı ve açık bir şekilde iklim değişikliği hakkında konuşmak ve vahşi hayat sevgisi aşılamak. Benim yeminim, çevremdekileri yerel bitki örtüsü hakkında bilgilendirmek. Benim yeminim, her gün işe yürüyerek gitmek. Benim yeminim, Güney Okyanusu ve Antarktika'nın korunmasını sağlamak için destekçileri bilinçlendirmeye kendimi adamak. Benim yeminim, daha çok yürümek ve daha az araba kullanmak. Benim yeminim, maaşımın %1'ini kar amacı gütmeyen yerel bir kuruma bağışlamak. Çevreci kampanyada kullanılacak etiketlerden diğerleri şöyle. For the Planet, gezegenimiz için. All Together, hep birlikte. Love Our Planet, gezegenimizi seviyoruz. Seçilmiş başkanın göreve başlama töreni ise sosyal medyada Inauguration etiketiyle yer alıyor. Bir önceki en sıcak yıl olarak kayda geçen 2015 yılını 2016 yılı geçti.
Hava sıcaklığı verilerine göre 2016 yılı şimdiye kadarki en sıcak yıl. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi ve İngiliz Meteoroloji Kurumu Met Office'in verilerine göre 2016 yılı 2015'in sıcaklık verilerinin 0.07 derece üzerine çıktı. NASA böylece sıcaklık rekorunun art arda 3. yılda kırıldığını açıkladı. Bu artış üzerine El Niño olarak adlandırılan atmosferik olayların etkili olduğu belirtilse de asıl etkenin insan eliyle yapıldığı açıklandı. Artıştaki en büyük pay beşeri faktörlerden kaynaklı karbondioksit gazı. Bu sonuç iklim değişikliklerini araştıran kurumlar için sürpriz olmadı. Fas'ın Marrakeş şehrinde düzenlenen iklim zirvesinin ardından yayınlanan raporda yerküredeki en sıcak 17 yılın 16'sının bu yüzyılda ölçüldüğü belirtilmişti. Gaz emisyonu konusunda en büyük paya sahip olan ülkelerden biri olan ABD'nin yeni başbakanı Donald Trump'ın küresel ısınma hakkında aldatmaca demesi ve küresel ısınmada insan payının olduğunu inkar etmesi bilim insanları ve çevreciler için en büyük endişeyi oluşturuyor. Medyaskop TV'de bugün Ruşen Çakır'ın konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ydu. Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin anayasa değişikliği teklifine vereceği tavrı şöyle anlattı. Ve kamuoyuna da bunu duyurduk. Yani bizim burada gizli tarafımızda yok. Biz prensip itibariyle başkanlık sistemine karşı değiliz. Ancak bir takım şartların yerine gelmesini, başkanlık sisteminin işlemesi itibariyle, düzgün işlemesi itibariyle olmazsa olmaz görüyoruz. Bunun da temelinde kuvvetler ayrımı yatıyor. Referandum dediniz ki basın toplantısında şu haliyle geçerse, getirilirse bizim oyumuz hayırdır dediniz ve anladığım kadarıyla bu haliyle geçiyor. Dolayısıyla sizin oyunuzun rengi şu anda belli oldu mu? Tabii yani aslında biz oyumuzu, lisanımızı sertleştirmeden, kimseye hakaret etmeden, kavga çıkarmadan mefhumu muhalifinden, eski tabirle bizim söylediğimizden, bizim bu şartlar yerine gelmezse böyle bir anayasa teklifine destek vermeyeceğimizi duyurmuştuk zaten. Şu anda Nisan ayında referanduma gelmesi söz konusu. Saadet Partisi nasıl bir tutum takınacak? Belli mi? Şu anda kesinleşti mi? Şöyle yani eğer bu haliyle geçerse biz destek veremeyiz. Bunu söyledik zaten. Yani bunu bazıları evet ve hayır mı? Bazen evet hayır değil de vay canına diyor. Ya aynı şeyi söylüyorum ben. Yani biz bunu destekleyemeyiz demek hayır demektir. Ama biz bunu kavgacı bir üslupla değil, samimi olarak söylüyorum. Bizim bazı görüş ayrılıklarımızın ve bunların da ciddi olmasına rağmen bulunmasından dolayı biz şu anda AK Parti'deki kardeşlerimize bir husumet beslemiyoruz. Tayyip Bey'e karşı. Ancak bu husumet beslemememizden dolayı, duyduğumuz sevgiden dolayı başkalarının söyleyemediğini biz açık söylüyoruz o kadar. Peki son olarak şunu... Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlı Akan'ın kendisini kelepçeyle kürsü mikrofonuna bağlayarak yaptığı eylem saldırıyla son buldu. Anayasa değişiklik teklifinin 11 maddesi kabul edildi. Mecliste anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur oylamalarında Aylin Nazlı Aka kürsüye çıkıp MHP'lilere dönerek seslenmekte. Çünkü özellikle son dönemlerde MHP seçmeni tarafından çok ciddi telefonlar, e-postalar ve sosyal medya mesajları alıyorum. Her biri bizim böylesine Cumhuriyet'in altına dinamit koyan bir yasaya MHP vekillerinin evet demesine gönlümüz razı olmuyor. Lütfen gidin onlarla konuşun diyorlar. Onun için kürsüden başta Sayın Bahçeli olmak üzere tek tek tüm MHP milletvekillerine seslendim. Onlara özellikle tarihimizi hatırlatmaya çalıştım. Tarihin bu yasaya evet diyecekleri kara bir leke olarak yazacakken onların bugün hayır demeye değerek tarih yazabileceklerini ifade ettim. Gelin hep birlikte tarih yazalım ve
bu rejim değişikliğine hep beraber hayır diyelim dedim. Aslına bakarsanız bu kelepçe bir yandan meclise vurulan kelepçeyi de temsil ediyor. Yani meclisin kapısına zincir vurulmuş, biz burada kendimizi kürsüye zincirlemişiz. Çok mu değerli arkadaşlar? Dedi ve kendini meclis kürsüsüne kelepçeledi. Nazlı Akın'ın bu eylemi üzerine TBMM Grup Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı oturuma 45 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından Nazlı Akın'ın etrafını çevreleyen AKP'li kadın vekiller mikrofonu sökmeye çalıştı. Bu sırada AKP Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz de elindeki tornavidayla kelepçeyi çıkarmaya çalıştı ve arbede yaşandı. CHP ve HDP'li kadın vekiller de Nazlı Akın'a destek için kürsüye yaklaştı. Kadın vekillerin arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. CHP milletvekili Şafak Pavey yere düştü ve kol protezi çıktı. Yere düşen ve göğsüne darbe alan HDP'li Pervin Buldan ve AKP'li Gökçe Özdoğan Enç de hastaneye kaldırıldı ve sonrasında oylamaya tekerlekli sandalye ve boyunlukla katıldı. Enç bu şekilde oyunu kullanırken CHP sıralarından yalan yalan şeklinde tempo tutuldu. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugün kaleme aldığı yazısında Başbakan Binali Yıldırım'ın anayasa değişiklik teklifinin Nisan ayında halk oyuna sunulmasıyla ilgili çekinceler olduğunu yazdı. İlk neden ekonomi. Büyüme, işsizlik, kur gibi temel göstergelerin hepsi kötü. İyileşme emaresi yok. Kabinenin ekonomiyle ilgili bakanları, toparlanmanın sonbahardan önce gerçekleşmeyeceğini, kriz sonuçlarının Nisan-Mayıs'ta ağır hissedileceğini Yıldırım'a faslalarla iletiyor. Yıldırım da Cumhurbaşkanı'na. İkinci neden daha korkutucu, olası terör saldırıları. PKK'nın da IŞİD'in de referandum sürecini sabote etmek üzere büyük eylemler yapacağı Başbakan'a istihbarat birimlerince iletiliyor. Tam bu noktada Irak Büyükelçisi Hişam El Alevi'nin Hürriyet'e verdiği mülakattaki binlerce DAEŞ unsurunun sınırdan ülke içine girdiği bilgisine dikkat çekelim. Başbakan Yıldırım'ın referandum takvimi için Nisan ayına itirazının üçüncü nedeni ise ABD Başkanı Trump faktörü. Bakmayın siz kamuoyu önünde olumlu işbirliği mesajları verdiğine. Yukarıda söz ettiğim dar kadro değerlendirmesinde Trump'ın dış politika alanındaki öngörülemezliğinin Türkiye'yi de olumsuz etkileyeceğine dair kaygılarını paylaşıyor. Dün akşam açık oturumun konukları Nedim Şener, Canan Coşkun ve Elif Akgül'dü. Hilmi Acaloğlu'nun yönettiği oturumda Dink cinayeti davası konuşuldu. Hepimiz şaşırdık, tamam mı? O zaman bunun bir kumpas olduğunu ben anladım zaten. Mesele, eğer Ergenekon'la Dink cinayeti birleşirse asıl örgütün FETÖ olduğu o gün de ortaya çıkacaktı. Abi benim aklım... Cinayet işlenir işlenmez, Hrant Dink cinayeti işlenir işlenmez Engin Dinç Ali Fuat'ı arıyor. Bakın, daha işlenir işlenmez. Hemen aralarına irtibatlaşıyorlar, Muhittin Zenit'e ulaşıyorlar beraber. Muhittin Zenit'i yönlendiriyorlar. Engin Dinç ama... Adam Hrant Dink öldürüldüğü an aklına... Bunu Yasin Ayar işlemiş olabilir diye şeyi arıyor. Hemen Ali Fuatlar ya belgeleri ortaya döküyorlar. Daha cinayet, yani o gün Samas İstanbul'u terk etmeden, çünkü bir gün sonra biliyorsun otobüse binip Samsun'a gitmeye çalışıyor. Her şeyi biliyorlar. Ama hiçbirini ne kamuoyuyla paylaşıyorlar, ne İstanbul Emniyeti'yle, ne savcılık, soruşturma açmış olan savcılıklarla. Onu içeride kapatmaya çalışıyorlar. Hani bu Trabzon'la istihbaratlar başkanı İstanbul üçgeninin dışında kalan kısım Erhan Tunceli'nin jandarma irtibatı, hani keza işte yardımcı istihbarat elemanından çıkarılma sebebi, sebeplerinden bir tanesi olarak da gösteriliyor. İşte ev arkadaşı üzerinden de jandarma ile istihbarat olduğu aslında hani iddialardan bir tanesi de bu. Erhan Tuncel'in jandarmanın yardımcı istihbarat elemanı olduğu, iki kuruma birden çalıştığı gibi bir... Erhan Tuncel'in ve Yasin Hayal'in değil, Ali Fuat Yılmaz'ın ifadesinde dediği de göre cinayet günü Engin Dinç'in jandarma istihbarat, Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Metin Yıldız'la da görüşmesi evet, olduğunu tabii, söylüyor. Tabii. Yani sadece yardımcı istihbarat elemanları değil. Cinayetten birkaç dakika sonra falan. Evet, çok kısa bir süre içerisinde diyor. Yani bu yeni hala süren soruşturmada belli ki çok önemli bağlantılar, önemli ilişkileri ortaya problem... çıkıyor. Bağımsız araştırmacı ve Irak Araştırma Ağı'nın kurucusu Muhannad Selom'la Irak siyasi geleceğini ve Sünni-Şii gruplar içindeki bölünmeleri konuştuk. Selom, Sünni Arapların içindeki bölünmeye yönelik sorumuzu şöyle yanıtladı. Bu, Irak'taki temel meselelerden biri. 2003'ten sonra, Irak'ın işgalinden sonra Şiiler yeni hükümetin bir parçası olmak istediler.
Daha doğrusu yeni siyasi sürecin öncüsü onlar oldu. Sünniler ise iki gruba ayrıldı. Bir grup İslam Partisi, bazı seküler gruplar, bazı aşiret yanları hükümetin parçası olmak istediler ve ABD tarafından kurulan geçici koalisyon yönetiminin bir parçası oldular. Diğer grup ki aslında onlar da aynı arka plandan geliyorlardı. Yani bu grupta İslam Partisi, seküler gruplar ve aşiret yanlılarının içinden çıkmıştı. Onlar bu siyasi süreci boykot ettiler. Biz işgal altında çalışmak istemiyoruz. Bu siyasi süreç meşru değildir ve silahlı bir direniş başlatmak istiyoruz dediler. Artık Amerikalılar yok. Irak'ı terk ettiler ve Bağdat'ta bir hükümet var. Ama bu siyasi süreci boykot eden grup hala var. Siyasete katılmadılar. Ben bu iki grubu kendi araştırmamda iştirakçılar ve reddedenler olarak tanımlıyorum. Bir noktadan sonra iki taraf birbirlerinin meşruiyetini sarsmaya başladılar. Hükümettekiler reddedenleri radikal olmakla ya da hükümeti ve Irak'taki siyaseti çökertmeye çalışmakla suçladı. Diğer grup ise iştirakçıların hain ve işgal güçlerinin adamı olduğunu söyledi. Bu oldukça olumsuz bir atmosfer yaratıyor. Birçok araştırmacı bu bölünmenin El-Kaide ve IŞİD gibi grupların Irak'ta güçlenmesine neden olduğunu öne sürüyor. Temel bölünme bu. Aralık ayındaki seçimleri kaybetmesine rağmen görevi bırakmamakta direnen Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in neden olduğu siyasi kriz büyümeye devam ediyor. Muhalefetin adayı Adama Barrow karşısında seçimleri kaybeden Jammeh, sonuçları tanımadığını açıklamış ve seçim sonuçlarını mahkemeye taşımıştı. 19 Ocak'ta Adama Barrow'a görevi teslim etmesi gereken Jammeh, devir teslim tarihinden 2 gün önce 3 aylık olağanüstü hal ilan etmiş ve görev süresini olağanüstü hal süresince uzatmıştı. Bunun üzerine Perşembe günü Senegal ordusunun önderlik ettiği ECOWAS güçleri Gambiya'ya askeri müdahale başlatmışlardı. Gambiya'ya giren ECOWAS güçleri herhangi bir direnişle karşılaşmadı. Banjul kentine giren ECOWAS güçleri Perşembe akşam saatlerinde harekatı durdurarak Jammeh'e yeniden mühlet verdi ve Cuma öğle saatlerine kadar görevi bırakmaması durumunda harekata devam edeceklerini bildirdi. Son gelen haberlere göre Jammeh, ECOWAS güçlerinden mühleti öğleden sonra 4'e kadar uzatmasını talep etti. Öte yandan Jammeh'in yerine seçilen Adama Barrow da Perşembe günü Senegal'deki Gambiya Büyükelçiliği'nde yemin ederek görevine başladı. İstanbul İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi geçenlerde 2016 yılının iş cinayetleri raporunu açıkladı. 2016 yılında en az 1970 işçi hayatını kaybetti. Peki Türkiye'de neden bu kadar fazla ölümlü iş kazası var? Bu kazaları en aza nasıl indirebiliriz? Arkadaşlarımız Tolga Güney ve Recep Berber bu soruları İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nden Aslı Odman, DİSK İşçi Sağlığı ve Güvenliği Daire Müdürü Tevfik Güneş ve Fıtrat kitabının yazarı gazeteci İsmail Saymaz'la konuştu. Şöyle bir şey, Türkiye'de yani bunu neredeyse 20 yıla yakındır söylüyoruz. Türkiye'de işçi sağlığı, iş güvenliği alanı çok ciddi sorunlarla mağlul durumda. Ve bu anlamıyla da Türkiye'de sistemin çökmüş olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Etkin bir müdahalede bulunabilmiş değil. Yani kısaca Türkiye'de sistem büyük ölçüde çökmüş durumdadır. Bu çökmüş sistem üzerinden bir yasanın bu sistemi toparlayabileceğini söyleyebilmek oldukça zor. Bulduğunda taşeron ve güvencesizlik ilişkileri Türkiye'de sendikal yapıların giderek zayıflamasına ve bu anlamıyla da işletmelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, sendikaların etkin işçi sağlığı, iş güvenliği alanında etkin müdahalelerini ortadan kaldırmış. Bakıldığında şimdi 2000'li yılların başında işte 250 bin, 260 bin olan taşeron işçi sayısı günümüze geldiğimizde 2,5 milyonu bulmuş durumda. Ya şimdi burada şöyle bir yanılsama var ve manipülasyon yapılıyor. Hep işçi sağlığı, iş güvenliği meselesi işçilerin eğitimsizliğine, işçilerin laf dinlemezliğine ve işçilerin vurdum duymazlığına bağlanıyor. Üniversitelerden oluşan ulusal konsey çatısı altında oluşturulmuş özel demokratik bir yapılanmayla olabileceğini düşünüyoruz. Tabii. Denetim meselesi çok önemli. İyi ki hatırlattın. Şundan bir kere denetimi Türkiye'de Çalışma Bakanlığı'na bağlı İş Teftiş Kurulu yapıyor. İş Teftiş Kurulu'nun müfettiş sayısı az. Mesela İstanbul'a 500-600 civarında İstanbul ve çevresine Marmara'ya 500-600 civarında
müfettiş bakıyor ama zaten sanayinin, Türkiye sanayisinin %70'i İstanbul ve çevresinde ve Marmara'da. Dolayısıyla bir kere müfettiş yetersizliği var. İkincisi müfettişin koyduğu yasağın uygulanmasında bir problem var. Demem gerekir. Türkiye'de her meydana gelen 10 kazadan 9'u da olası kastla işlenmiş suç kabul edilebilir. Çünkü Türkiye'deki iş kazalarının 10'da 9'u önlenebilir ve öngörülebilir niteliktedir. Birkaçı tabii mesela örneğin Erzurum Aşkale'deki elektrik işçilerinin elektrik direğini onarmaya giderken 5'inin birden deniz bisikletiyle gölete batıp boğularak ölmesi de ya da Muğla'nın Güllük ilçesinde 7 tane kanalizasyon işçisinin birbirini kurtarırken girdikleri kuyuda ölmesi de benim için çok şaşırtıcı, devletin açık ihmalinin, açık rolünün olduğunu göstermesi bakımından çok dikkat çekici olaylardır. Keza Ermenek'te 18 işçimizin su ve balçıkta boğularak ölmesi hadisesinde de kapatma kararının nasıl engellendiğini, devlet tarafından nasıl uygulanmadığını ve devletin bu açık dahliyle cinayetin geldiğini göstermesi bakımından çok çarpıcıydı. Özelleştirmeler durdurulmalı. Yeraltı ve yerüstü kaynakları ve ağır sanayide tekrar kamucu politikalara dönülmeli. Devletçilik politikası bu anlamıyla uygulanmalı. Sarı sendikacılık önlenmeli ve aynı zamanda sendikalılık, örgütlük teşvik edilmeli. Sendikalar bağımsızlaşması gereken, özerk olması gereken iş teftiş kurulu içerisinde söz sahibi olmalı. Taşeronlaştırma, çocuk işçilik ve göçmen işçilik yasaklanmalı. Bütün bunları uygulandığında iş kazaları önemli ölçüde düşer. Ama tam anlamıyla sıfırlanır denilemez. Bir diğer koşul da şu tabii ki işverenlerin taksirle öldürmeden değil, olası kastla öldürme ya da ihmali suretle öldürme iştirak suçlamasından yargılanması gerekir. Nerede büyüme, orada daha fazla iş cinayeti görüyoruz. Çok uzun zamandan beri, 2011'den beri hep birinci sektör bizim derleyebildiğimiz verilerde inşaat çıkıyor. İnşaat iş kolu aynı zamanda Türkiye'de büyüme oranının çok yüksek olduğu, neredeyse her türlü büyük şirketin bir kolunun, iri holdingin bir kolunun inşaatta olduğu düşünürse, inşaat sektörünün bugünkü siyasi rejimle organik bağları düşünürse, o kalkınmanın yüzünün öbür tarafı da görülebilir olur. Yani rekabet şartlarında ilk tasarruf ettiği, her zaman ilk bastırdığı ücretler ve çalışma koşullarının dönüştürülmesi oluyor. Yani bizim teoride esasında mutlak ve göreceli sömürü oranları dediğimiz şeyi arttırıyor. Yani bu ne demek? Çalışma koşullarını sürekli iş cinayetlerine davetiye çıkarır hale getiriyor. Daha uzun çalıştırıyor, daha yoğun çalıştırıyor. İşte sürekli şu anda Soma'da kanıtlanmaya çalışılan, herkesin bildiği ama kanıtlanmaya çalışılan üretim zorlaması. Biz bülten devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Onun da haberini verelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifin 12. maddesi 342 oyla kabul edildi. Ve haberimize geçelim. Çok satılan romandan uyarlanan The Dog's Purpose filminin galası bir kurt köpeğinin suya zorla atıldığı kamera görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra ertelendi. Lars Hallström'ün yönettiği, başrollerini Dennis Quaid ve Britt Robinson'ın oynadığı, köpek ve insan dostluğuna dair bir film olan A Dog's Purpose filminin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kamera arkası görüntüleri tepkiye yol açtı. Bir köpeğin eğitmen tarafından suya girmeye zorlandığı video sonrası, filmin yapımcısı Amblin Entertainment açıklama yaptı. Açıklamada, Hercule adlı köpeğin istemediği bir sahneyi tamamlamaya zorlanmadığı, sadece Hercule rahatken çekim yapıldığı iddia edildi. Hercule iyi ve sağlıklı diyen Amblin Entertainment, A Dog's Purpose'ın insan ve köpek arasındaki özel bağın kutsandığı bir film olduğunu, dolayısıyla çekimlerde hayvanlara etik ve güvenli bir ortam sağlamak için kesin kurallar uygulandığını söyledi. Söz konusu tartışmalar sonrası 19 Ocak günü filmin galasının yapılmayacağı duyuruldu. Yapımcı Amblin Entertainment ve dağıtımcı Universal Pictures, insan ve hayvan arasındaki ilişkiyi anlatan filmin başka şeylerin gölgesinde kalmasını istemediklerini belirterek, bu hafta sonu yapılması planlanan galayı ve basın toplantısını erteledi. Bailey, 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 Bailey. No! Come on, Bailey, do it. What does he want from me? Get out, get out.
Whenever life got Ethan down, I knew exactly what to do. Ready? I'm ready. Go, Billy! We played with that ball all afternoon. Ethan loved it. Sometimes he just needed a little nudge. Oh, whoa! Sorry. That was the dog. That wasn't me. Okay, well, maybe you should teach your dog some manners. We spent every day together. Were they fighting over food? No, nothing in there. As the years went by, I could tell my time with Ethan was coming to an end. Good boy, Bailey. I'm gonna miss you. And then it happened. I was back. I didn't have a... I'm a girl? Good girl, good girl. I had a new purpose. I was needed again. And again, and again. Hi, you! With each new life, I was learning a new lesson. Hey, knock! Have we met before? Sırada Oral Orpak editörlüğünde Heja Türk ve Bediran Aybar'ın hazırlayıp sunduğu haftalık Kürtçe haber bültenimiz Kurta Hefte var. Pazartesi akşamı yine 19'da görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.